Ekonomiden bahsediyoruz, zamlardan bahsediyoruz ama evet. Özellikle bu akaryakıta gelen 3 gündeki 3 zam nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani giderek fakirleşiyoruz, yoksullaşıyoruz. Alım gücümüz giderek düşüyor. Birileri bir gecede vurgunu, voleyi vuruyor. Dolar devlet 18 liradan devlet bankaları dolar alıyor. Ertesi gün sabahleyin o satan adama tekrar 13 liradan dolar satıyor. Yani böyle bir garip bir ülkede yaşıyoruz. Garip bir ülkede yaşıyoruz. Niye garipleştik abi? Garipleştik abi, ne bileyim ya. Bütün değerlerimiz de yok oldu. Her şeyimiz yok oldu. Değerlerimiz yok oldu. İnsanlar düşünceden yoksun. Beynini yormuyor, düşünmüyor. Yani nasıl yaşadığının farkında değil. Sorgulama yeteneğimizi kaybettik. Ben 68 yaşındayım. Böyle bir ülke görmedim yani. Böyle değildi yani. 60 yıl önce böyle değildi bu ülke. Nasıldı abi? Önceden böyle hep derler ki çok abi, özür dilerim. Abi bakın. Şöyle diyorlar. Biz eskiden evet bizim zamanımızda bunlar yoktu, şunlar yoktu, alamıyorduk. Bakınız ben bir kamu kurumundan emekli oldum. Kooperatife girip bir ev alabiliyordum. Şimdi ev almayı bırak, ben kiradan doğru bakın. Kiradan doğru ev sahibi oldum. Ankara gibi bir yerde benim dubleks evim var, triplex evim var. Ankara ama anıl terimler. Başka hiçbir şey yok. 5 tane çocuk yetiştirdim. Bugünkü koşullardan 1000 defa daha iyiydi. Hepsini üniversitede okuttum. Tek bir maaştan beraber. Şimdi bugün askeri ücretle beraber varsa burada askeri ücret geçinenler desin ki ben dürüst olacak ama ben askeri ücretle beraber hayatımı idame ediyorum desin abi. Kim diyenler inanır? Oluyor abi. Ya yalan. Bunu neden diyorlar? Ya ne bileyim ben abi ya. Nasıl yalan abi ya. Neden dedikleri şöyle. Çünkü siyasette dini karıştırıyorlar. Bu. Evet. Basit. Aynen. Bu kadar basit. Doğru söylüyor. Siyasette din karışmaz. Bu kadar basit ya. Aynen doğru. Şimdi bundan önce geçmiş yıllar bundan iyiydi diyor dedim demin. Evet. Ahlak vardı. Ahlak vardı bakınız. O yıllarda hırsızlık yapanın bütün devlet erkanı yargılandı. 20 yıl içerisinde bir tane bir milletvekili, bir iş adamı yargılandığını gördün mü hırsızlıktan? Yok abi görmedim. Bunlar çalmadı mı abi? Bunlar çalmadı diyebilir misiniz? Abi, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Toplum olarak hırsızız. Niye abi toplum olarak? Abi biz önce bak bir şey söyleyeyim sana. Dürüst bir millet değiliz. Bak iyi dinle. Niye abi? Devletin şimdi, malı deniz yemeyen domuz felsefesi yetiştirdiler. Aynen doğru. Bir insan ilkokula başladığı zaman bak iyi dinleyin. Atatürk'ü öğretmeyeceksin. Bana, yani? Bir dakika abi, bir dakika abi, bir dinle ya sabret. Tamam dinliyorum abi. Ali ya. Tayyip Erdoğan'ı öğretmeyeceksin, Kılıçdaroğlu'nu öğretmeyeceksin. Önce ahlakı öğreteceksin, dürüstlüğü öğreteceksin, insanlığı öğreteceksin, sevgiyi öğreteceksin. Ondan sonra benim öğretirsin, Atatürk'üm öğretirsin, İnönü'yü kimi öğretirsen öğret kardeşim. Biz dürüst olsak, biz çalışkan olsak ne tembel bir milletiz. Ben ne konuda tembeliz abi? Abi niye tembeliz biliyor musun? Ben şimdi Avrupa'da geldim. Nereden geliyorsun abi? Almanya'da. Almanya yok, batıyormuş buradayım. Doğru mu? Buradayım. Buradayım gezmeye gittim. Toprağıma kurban olam. Vatanıma kurban olam. Bundan yana zaten kim sürüşüm ne? Bak kardeşim. Gittim oraya adam sabah 5'te kalkıyor. 5'te kalkan var mı burada? Yok. Var. Biz kalkıyoruz ya. Ne gezsin burada sen? Ya istisna onlar. Ya cumartesi abi şimdi, gezmeyek mi? Şimdi bir şey söyleyeyim. Ya sen belki. Ama sen, 5'te kalkıyor da 4'te de işini de bitiriyor abi. Abi bir dinle ya. İzah edeceğim sana. Şimdi kardeşim dinle dinle. Şimdi beni de katalım. Bizler dürüst değiliz. Kalkıyor 6'da. İyi dinle. 6'da kalkıyor. 7'de evinden çıkıyor. Canım benim. Bir dinleyin. Ondan sonra. Şimdi ben burada böyle videolarda izliyorum. Almanya böyle. Ya ne Almanyası? İzah edeceğim. Şimdi çalışıyor. 6'da işten çıkıyor. 6'dan sonra gidiyor temizliğe vatandaş. Ve 9-10'a kadar geliyor. Asgari ücretle mi çalışıyor? Bir dakika ya. Orada. Ya ne bardağa? Oğlum. Ben de gittim hocam. Ya, ben 10 defa gittim ya. Ya bir dakika bardağa. Oğlum, ya ama, ben hemşerim. Ya, bardağa ya, limon sıkma. Yanlış şeyler şimdi olur abi. Şimdi ya ben izah edeceğim. Tabii ki de buyurun izah edin. Eğer ben yanlış bir şey konuşuyorsam sen de konuş fikrini söyle. Ben tabii olanları de, söylüyorum. Ve ondan geliyor kardeşim. Evde ütüdür, yemektir. Yemeğe gelmeden güm morfini yemiş yatıyor. 100 tane kadını çağır burada. 100 tane kadını çağır bacaklarını aç. Bir tanesinden morluk var mı? Varislik var mı? Hepsinde var Almanya'da. Çalışıyor, yemiyor, içmiyor. Eğer bir evde 2 kişi 3 kişi çalışıyorsa gel burada bir şeyler yap. Çok özür dilerim. Yok özür dilerim. Şu söyle. Şunu söylemek istiyorum. Gündemimiz bir bu an şu an burada. Niye abi şunun bir yani, cevabını vereyim mi? Geçim. Geçim konuşuyoruz abi ya. Bence iki abi, tür gurbetçi var. Yaşıyorum. Bu adam dedi hepsi yanlış. Hepsi yalan. İşte onu soracağım. Hepsi yalan. Yanlış mı? Bunu şöyle gelebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani, sadece. Baba. Bak bu adam. İki kişiden birisi yalan söylüyor bak, abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Al. Ben yeni geldim. Baba yalan. Bir şey söyleyeyim sadece. Bir şey. Kamerada görsün. Bak şimdi. Şimdi söyle. Burada
bir sürü insan var. Hepsi çalışıyor. Asgari ücret. Hangi birisi Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye ziyaret ediyor? Bu adam 3-4 kez Almanya'dan Türkiye'ye ziyaret ediyor. Çünkü parası olduğu için. Yok. Gelip burada hava atıyor. Bak ben İsveç'ten geliyorum. Bitirsin abi. Ben İstanbul'um burada. Senede 4-5 kez İstanbul'a geliyorum. Ben de İsveç'te asgari ücretle çalışıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Ama 4 kez izne geliyorum İstanbul'a. Burada aileme de her zaman para yolluyorum. Çünkü orada emeğin karşılığını alıyorsun. Fazlasıyla geliyorsun. Asgari ücretiniz kaç para orada? Ben söyleyeyim 22 bin lira. Ya hayır. Euro bazında söyleyeyim. 2200. 2200 euro. Yani saatli 12 euroya falan denk geliyor. Yani, 11,5 euroya yani, falan denk yani. Geliyor. Orada 700 euro kira ödüyorsun. Tamam. 4-5 bin lira da işte euro yemek diyor, şudur budur. Ya ben sana böyle. Ya her ay ben en az 500 euro biriktiriyorum. Biriktirmezsen burada ne işin var? Burada gelip ne işin var? Hayır. Ki asgari ücret. Şimdi var 2 tane de çocuğum var. Yenge çalışıyor mu? Çalışmıyor. Şimdi bir dakika. Şeyde, çalışmıyor. Bir dakika abi. 750 euro mu kira? 700 euro. 700 dinlemeyin. Ya dinleme de hesap yapalım. Dinleme. Baba hesap yapalım. Bu adam ne? Kesin çalışmamıştır. Biliyor musun? Oraya buraya gidiyor işte. Buradaki insanları etkilemek istiyor. Buradaki insanları etkilemek istiyor. 800 euro. Dayı. Biraz haklı olsa Alman ekmeği diyor. Bilmiyorum. Biraz haklı olsa. Bir dakika abi bitirsin bak. Seni dinledim. Çok özür dilerim. Bitirsin tane tane konuşalım. Bu adam zaten yani dört dörtlük olsa adamların hakkını yemez. Adamlar buna emeğin karşılığını veriyor. Her şeyi veriyor. Ama gelip burada ne yapıyor? Kötülüyor yani. Sosyal yardımlarınız da var mı? Hepsi var. Her şey çocuk var. Parası olsun, hepsi kira var. Yardım hepsi olsun. Var. Bak şimdi vergi dairesi bize şu an para yolluyor. Niye biliyor musun? Çünkü çok vergi ödediğimiz için. Bak eşim çalışmadığı halde Türk parasıyla 40 milyar eski parayla söylüyorum. Evet. Fazla. Geldi. Şimdi ne yapacağım? Tabii burada İstanbul'a gelirim, gezerim. En güzel otele giderim, restoran. Bunları dinlemeyin. Tamam mı? Peki abicim şunu sormak istiyorum. Az önce de dedim. İki farklı gurbetçi var. Ama bir tanesi net yalancı. Onu anladık artık. Onlar niye biliyor musun? Türkiye'ye kötü gitsin ki gelsinler buradaki paralarını daha iyi harcasın. Daha fazla yükselsin. Onlar bunun peşinde. Başka hiçbir şey. Abi ne diyeceksin? Şimdi 750 dedi mi? Baba hesap yapalım. Hesap. Sen nereden patron? Bak. Dayı diyor ki Almanya bizi kıskanıyor değil mi? Yok abi dur bir şey söyleyeceğim sana. Ben buradayım. Bir şey söyleyeceğim burada. Sana. Ya ben buradayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu 5 euro değil mi? Baba, 5 euro bu da 5 Türk lirası değil mi? Tamam, tamam. Bu şimdi ne kadar ediyor? 65 lira. Bir dakika 65. Bir dakika. Ne kadar ediyor bu da? 75 lira. 75 lira. Evet. Bu 5 milyon. Sen bunu git bir marketten adam sana sakız verme sakız. Bu mu bunu kıskanıyor? Şimdi bir ama sen dayı. Baba. Sen hangisi kim giye kıskanıyor? Bak, bir şey dayı onlar ekonomi geçmiş. Sen beni bir dinlesene. 7 bak bak. 700 euro dedi mi? İşte 250 euro da sigara. Sigara? Sigara 8 euro. Herkes mi içiyor sigara? Yani öyle bakarsan abisi. Buyur abi. Kurban olmuşum. Buyur şu abi. Almanya'da gelenleri konuşturmayın doğru oğlum. Söylüyor. Konuşturmayın ama oğlum. Ama yalan söylüyor. Bak, yalan. Bir dakika. Bizim de Almanya'da akrabalarımız var. Biz yani dağdan gelmedik, ormandan gelmedik. Affedersin kusura bakma. Kamerayı kapatıyorum. Bundan bir ay evvel eşim burada. Götürgen Türkiye'de. Akrabamız Almanya'da. Söyledim bir ay evvel. Telefon açtık güzel. Ya dedim ki Murtaza dedim. Bizi dedim Almanya'da kıskanıyorlar mı? Bunu sordunuz mu? Aynen söyledim işte eşim. Kendisi emekli. Ben hükümeti eleştirmiyorum. Var tabii. Bak benim yaşım 62. Ben particilikle alakam yok. Biz ekmek partisiyiz. Aynen öyle abi. Bak, benim akrabam eşim. Konuştuk. Kaynanam bizde. Sordular yani nasıl iyi mi durumu diye. 90 küsur yaşında kaynanama bakıyorum. Ya dedim ki Murtaza dedim. Almanya'da Türkiye'yi kıskanıyorlar mı? Ne dedi biliyor musun? Güldü. Dedi ki Kasım abi Almanya'dan gelenler Euro'yu seviyor. Doğru. Türkiye'yi sevmiyor. Burada dedi komünistlere veriyorlar oyları. Çünkü yardım amaçlı. Sosyal haklarını alabiliyor. Sosyal haklarını alması için orada oy veriyorlar. Türkiye'ye geldiği zamanı euro doları fazlalan partiye veriyorlar. Bugün dedi 1 lira olsun euro. Bir tanesi Türkiye'ye gelmez. Ben dahi gelmem. Nereye giderim biliyor musun diyor. Almanya'dan oturuyorsam İsviçre'ye, Fransa'ya, Hollanda'ya. Komşu ülkeler.
Tabii Türkiye'ye gelmez. Adam ne yapıyor burada? Çalışmayan bir kişi diyor 750 euro yardım alıyor. Koyuyor cebine. Geliyor burada 10 milyon para yapıyor. Geliyor orada krallar gibi otelde, restoranlarda yiyip içip geliyor. Ben de olsam severim diyor. Ama gerçek milliyetçi, gerçek Türkiye'li eğer Türk halkı orada zihniyet içerisinde yaşıyorsa bunu sindiremez kendisine. Bak bugün dolara mesela benzine 3 zam. İddia ediyorum. Ben particilik vermiyorum. Eğer ki Atatürk bir şeyler yapmışsa arkasından gidiyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımız da bir şeyler yapmak istiyorsa arkasından gitmek zorundayız. Yaşım 62. Eğer bak eğer AK Parti'yi bırak, başka bir parti, koalisyon, o parti başta olsaydı 2 günde 3 lira zam gelsin, yemin ediyorum İstanbul'da Türkiye genelinden %80'i sokağa çıkmıştı. Ben sokağa çıksın demiyorum. Kesinlikle olmaz. Ben sokağa çıksın demiyorum. Öyle protestolar vardır ki o sokağa çıkmaktan daha önemlidir. Biz sene 80, ben 80'de askerdim. Darbede askerdim. Biz ilkokul mezunuyuz ama biz hayatı yaşadık. 80'de sendika üyesi 6 milyondu Türkiye genelinde. Şu anda yüzde kaç? 250-300 bin kişi değil mi? O da devlete ait olan memur sen. Yalan mıyım? Söyle de ki haksızsın. Biz o zamanlar ben 5 sene çalıştım. Girdi çıktı yaptım patrona. Gittim ev aldım. Arsa aldım. Şu anda benim bir dikili ağacım yok. Diyeceksin ki kardeşim sen batırdın mı? Kumar mı oynadın? Hayır. Benim affedersin söylenmesi olmasın. Bu zehir var ya zehir. O zehiri içiyorum. Yani o maddenin ismini de söylemiyorum. Zehir içiyorum. Çok abi şimdi çok geniş kapsamlı bir şey. Sigara. Söyleyebilirsin. Sigara. Her şeyi hiçbir şey yapmam ama sigara içerim. Vücut alışmış. Nikotin. Ne yapayım? Elimde değil. Bu kişisel keyfiniz yani. Kişisel. Aynen öyle. Şey. Ben emekliyim. Çalışıyorum. Geçinemiyorum. Kiradayım. Diyeceksin ki niye evini kaybettin? Kumar yok. Hovardalık yok. Ne yaptın? İşte ailem benim. Ne yaptım ben? İtin biri geldi. Benim oğlum ticaret yapıyor. İtin biri geldi. Çekleri verdi. Karşısız çıktı. FETÖ'cü diye gitti dışarıya. Evimi sattım iki arabamı. Arabamı sattım. Benim kaderim mi bu? Mağduriyet yaşadım. Evet. Sana bir şey olmasın dayı. Bomba gibi. İşte biz burada yanılıyoruz. Diyoruz ki işte. Allah'a şükür. Tamam, şükür. Ben gideyim orada oturayım. Tamam Allah hepimiz Müslümanız. Allah'a şükür. Muhakkak. Zaten yapmayan Müslüman değildir. 24 saat boyunca Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bana bir şey verecek mi? Bana ne vermiş Cenab-ı Allah? Akıl. Evet. Kafa vermiş. Vermiş. Kafanın içerisinde beyin vermiş. Göz vermiş. Şey bak. Göz vermiş göreyim. Kulak vermiş duyayım. Ağız vermiş konuşayım. Dil vermiş tad alayım. Yalan mıyım? Konuşayım diye. Ayak vermiş yürümek. Ya bu zihniyeti bir şeyleri görün yani. Görün. Ben bu gencin kaderiyle oynayamam. Ben Erzincan'da bak Erzincanlıyım ben. Erzincan'dan Trabzon lastiğiyle geldim. Ben ailemle Bağcılar'dan mesela buradan Laleli'ye yayan gidebilirim. Biz alışmışız ama şu genç alışmamış. Eskide insanlar geldiği zaman köyde 5 çocuğu vardı. Evini de alırdı. Çocukların da iyi kötü okuturdu. Kimseye muhtaç etmezdi. Yalan mıyım? Şimdi şu anda bir genç, 30 yaşındaki bir genç mesela eskide mesela bizim zamanda ben seni çok izliyorum. Fıttırıyorum böyle Avrupa'dan gelip konuşanları. Konuşturmayacaksın. Yalan. Abi neden konuşturuyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi nedenini şimdi, de söyleyeyim. Oy hak yok. Hayır. Şey oy hakları var. 45 sene evvel Türkiye'nin nüfusu 50 milyondu. Araştırsınlar. Doğru. Şu anda 85 milyon. Neden biliyor musun? Neden? Resmi olarak 85. Resmi olur. Anadolu'dan gelenlerin 5 çocuğu vardı. Benim babam 9 tane çocuk getirmiş. Maşallah. 9 tane çocuğun içerisinde nereden baksan 50-60 tane benim yeğenlerim var. Ama o yeğenlerimin çocukları birer tane şu anda. Nesil ufalıyor artık, küçülüyor. Organlık yani, zaten şeyi de düştü. Şimdi Türkiye'de. Bu adam 30 yaşında değil mi? Benim evlatım olsun. Ben nasıl evereceğim bunu? Everdim. Gittin. Nakit paran yok. Bak nakit paran yok. Bir şeyin yok. Eskide öyle değildi. Eskide mesela bir kaynana kaynata gelin mesela üç oda olduğun zamanı birlikte oturabiliyordu. Şimdi oturmuyorlar. Şimdi bu adam evlendiği zamanı gitti 1 trilyon para aldı. Kredi çekti karı koca. Tamam mı? Çocuk mu getirecek? Evine mi bakacak? Kira mı verecek? Taksitini yani kredisini mi verecek? Evini mi geçindirecek? Bir özel hayat olup da bir çoluk çocuğunu bir lokantaya götürüp yemek mi yedirecek? Kesinlikle. Biz eskide mesela Kazlıçeşme'de çalışıyordum. Patronlara diz çöktürüyorduk. Sendikalıydık. Bana havlusunu verirdi. Sabununu verirdi. Kömürünü verirdi. Hani diyorlar ya eskide yokluk vardı. Ya kardeşim 74'te. Baba bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye.
bitirsin. 74'te bak bitireyim gideceğim karı orada. Sana destek olsun söyleyeceğim. Tamam. He. 74'te Kıbrıs'ı aldı koalisyon zamanında. Ambargo da doğru. Ama tamam benim param vardı cebimde. Ama kuyruğa giriyordum. Şu anda benim hanım emekli. Ben emekliyim. Bak emekliyim. Yemin ediyorum ya bir yere gidip de bir şeyler alıp yemiyoruz. Geçim ya. Niye zorlaştı? Şimdi neye bağlı? İçin bak 4 milyon 250 oldu. Ben 3,5 milyon para alıyorum. Mesela asgari 4 milyon 250 oldu değil mi? Eskide mesela asgari ücret çalışan kişi bak ben bilgiliyim. Zannetme yani ilkokul mezunuyum. Efendim tabii ki de buyurun. Tabii. Yani 4 milyon 250 bana 3 milyon versin ama kira 500 olsun. Bir saniye hocam. Domates 15 mi olur? Bir dakika bir saniye. Bir saniye. Söyle. Ben size bir şey söyleyeyim. Geçim niye mi zorlaştı? Daha 15 gün önce devlet gecenin bir saatinde 18 liradan dolar aldı. Bakın dolar aldı 18 liradan. Şimdi onları bizim aklımız yermez. Bir dakika aklım yerine ver. Bir saniye abi ya. Şimdi ya bir yere geçeceğim. Tamam. Bitirsin öyle. Ben gideceğim yani. Ben gideceğim. Abi, sen 3 saatten beri buradasın. Sabahtan beri. Yok sen. Abi bitirsin. Hemen aynı şey. Bir saniye ya. Ben bitireyim az önce. Dur. Şimdi bir dakika. Yanlış değil o. Yanlış değil. Bitirelim öyle. Yok tek ricam. Almanya'dan gelenleri konuşturmayın. Ne olur konuşturmayın. Bak kurban olmuşum konuşturmayın. Bak benim de akrabalarım Almanya'da. Ya gülüyorlar Türkiye'ye ya. Bana niye söylüyorsun? Demiyorum bak. Baba ben buranın çocuğuyum. Ya ben de buranın çocuğuyum. Almanya'dan gelenler de hepsi buranın çocuğu. Geliyorlar vatandaşını hakir görüyor. Ülkesini hakir görüyor. Yani 4000 lira. Almanya'dan geliyor 1000 euro bozuluyor. 1000 euro ile beraber. Buyurun. Ya şöyle alabilir miyim sizi? Niye Almanya'yı tartışıyoruz? Almanya'yı tartışmıyoruz. Arka tarafa bakar mısınız? Gencecik kadın çocuğuna yardım topluyor ya. Hangi ekonomiden? Bakın. Şurada bakın doğru, yanınızda. Evet, ya neyi tartışıyorsunuz? Bakın orada gencecik kadın ağlayarak 1 lira topluyor. 1 lira alayarak. İfade değil mi sen abi? Buyurun. Bir gecede 18 liradan. Bu ülkede hard kapitalizm var. Bir saniye hocam ya. Hard olanından ya. 18 liradan dolar sattı devlet. Bankalarına dolar aldı 18 liradan. Sabahleyin 12 liradan aynı zümreye tekrar dolar sattı. Bakınız. Ne oldu? Kim kazandı? İşte biz onların elde ettiği karları enflasyonla beraber cebimizden ödüyoruz. Fakirlik. Niye fakirleştik? Zengin daha çok zenginleşti. Fakir daha çok fakirleşti. Adamın bir sözü vardır. Soygun. Fakir hırsızlık. Çalmasını bilemediği için fakirdir burada diyor. Burada cep telefonu da var benim. Adam o. Niye zengin oldu burada yoksa? Burada var. Tayyip'in konuşması var abi. Hayır benim bak. Telefon Allah çarp telefon güzelmiş abi. İnsanlar en güzel şeyler. Bak ağzında diş kalmamış. Diş yaptıramıyorsun. Ülkenin halini görüyor musun? Nereye yapacağız? Zengin tamamen zenginleşti. Ne yok ki abi ülkenin halini? Bir şey söyleyeyim mi sana? Senden bir ricam var. Bir dakika. Senden bir ricam var. Buyurun abi. Biz insan olamadık. Şimdi hep konuşuyor ya. Ne dedi? Para vardı batırdık. Oğlum batırmayaydın bir. Şimdi senin yerinde olsam. Para vardı çaldılar. Soydu. Bir dakika ya. Soydu. Hayır, bir dakika elini ver. Parayı ben batırmadım. Bana söylemeyecek. Karışma AK Partili gelsin de döveyim ya. Ya bir dakika. Ya bir dakika ya. Bana söylemeyecek şimdi. Ya bir dakika. Gel döveyim seni. Para böyle neye bak ya. Sakın. Bir dakika. Ben burada bekliyorum. Parayı batırdılar. Soydular. Ya bir dakika. Ayıp. Ya bir dakika ya. Evet. Allah Allah. Size yakışmıyor ya. Olur mu öyle şey? Ya bir dakika ya. Aman. Sakın ya. Ayıp öldünüz ya. Kurban olayım. Ayıptır ama konuş. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin yaptığınız ayıp ya bir dakika ya. Oğlum ayıptır bir dakika ya. Ya sizin bu ülkeyi yaptığınız ayıp ne değil mi? Ne yapmışlar ya? Sakin ol. Sizin yaptığınız ayıp değil mi? Halkın cebinde bir parasını çaldınız abi. Yanlış söylüyor. Yanlış söylüyor. Haklısın. Ben senin yanındayım. Doğru söylüyorum. Kesinlikle. Bunu da yapma. Ayıp. Ben yaparım. Ya bir dakika ya. Büyüklerimize saygılı olun. Ya işte bak. Saygı ayrı siyaset ayrı. Bir dakika ya. Ülkeye de saygılı olacak. Çocuklara da saygılı olacak. Bunlara da saygılı olacak. Bunlara da saygılı olacak. Kesinlikle. Bize saygılı olmayana biz davranacağız. Kesinlikle. Siz de saygılı olacaksınız. Karşı taraf da size saygılı olacak. Böyle yaparsan hiçbir şey geçmez. Yanlış da zaten. Biraz önce dedim ya düzgün insanlar değiliz. Siz bana belki itiraz ettiniz. Şimdi ne konuda itiraz ettim abi? Düzgün değiliz. Abi ben düzgünüm şahsen. Ben onun içine girmiyorum. Canım ben. Genelleme yapmak yanlış. Bak bir şey söyleyeyim. Türkiye'de %10 düzgün insan vardır. Bizde. Neye göre abi %10? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu bağırıp çağırma. Balıkçılar. Adam değil o. Ne vergi veriyor abi? Nasıl ne vergi? Ne veriyor abi? Para basıyor. Ne veriyor abi? Nasıl vergi veriyor? Ya bir işgaliye veriyor. Ne veriyor abi? Aldığından, verdiğinden, sattığından, her şeyinden veriyor. Değil. Şimdi gene mi esnafsın? Yok. Ben esnafım. Bak. Baba ya.
Bir dakika sen ya. Siyasi işleri yargılamıyorsun. Ya abi ekonomi iyi mi? Hırsızlık yapanın niye yargılamıyorsun? Bizim derdimiz bu. Ekonomi iyi mi ya? Bir gecede arkadaşım diyorum ki ben sana bir gecede 20 liradan dolar sattı aldı devlet geceden sabahleyin. Ya coltuna volta gezilsin daha Allah Allah. Neyseler var ya amca da helal. Allah Allah. Ne olacak? Abla. Abi, çıplak mı gezeyim? Soyunayım ya ne yapacak? Abi şimdi abi. Ya bir şey söyleyeyim sana. Bırakın bu işleri ya. İnsan ben emekli oldum. 5 tane çocuğumu okuttum. Ev sahibi ettim. Allah'ıma anılım keriyle. Şimdi de 5 bin lira maaşım var. Ev sahibi etmiş. Daha ne işte? Kim etti? Tayyip etti. 20 sene önce oldum. 20 sene önce. Çalışacaksın tabii. Çalışanlıktan oldum. Baba ben 6 bir dakika 6 yıl. Bu iktidarda şansın var mı senin? Ya bir susana. Ben ne susacağım abi ya? Baba ben iktidar miktidar anlamam. Başka ben 6 yaş. Şöyle yapalım mı? Bir dakika. Şöyle yapalım mı? Bak şöyle yapalım mı? Kim yönetiyor abi ya? Sabahtan beri ilk senle başladım zaten abi. Sabahtan beri sen koy. Biz şunu yapalım. Soru cevap gidelim. Ben bir dakika hiç olmaz. Hayır. Ben soru cevap bak çok verdim. Bu zihniyetle aldım mikrofonu bırakmadım. Çok verdim çünkü. Dayı saygılı ol. Zihniyet ne ya? Abi, zihniyet ne? Abi devinleme bak. Zihniyet ne ne? Zihniyet kötü bir şey değil. Ben kararlı pici miyim? Estağfurullah ne alakası var ya? Bir şey söyleyeceğim. Baba ben şunu söyleyeyim gideceğim. Ben 6 yaşında sokaklarda çalışıyorum. Halen çalışıyorum. Serhat, kimseye de muhtaç değilim. He. Bak. Kazandığımı paylaştım. Kazandığımı fakir fukaradan paylaştım. Helal olsun. Ben, bak Allah da şahit. Bak şimdi çıkardığım hesaplarımı kaç kişiye para yolluyorum abi, burada. Abi yollamışsındır. Dinle. Abi ama bu söylenecek bir şey değil ki. Şu an sevaplar boşa sana zaten. Ya sana ne oğlum? Bu söylenecek. Yani bir bana oğlum ben şunu söylüyorum. O zaman maydanoz olma. Ya bana oğlum deme. Maydanoz olma sen de. Benim kaç tane oğlum var? Çok. Çok kaç bir şey tane söyleyeceğim. Dinle. Hayır abi dinlemeyeceğim. Dinleme abi. Sabahtan beri söyledin. Şunu soracağım. Soru cevap şeklinde gidelim mi? Ekonomimiz iyi mi kötü mü? Çok şükür kimseye muhtaç değilim. Abi göre ekonomi ülke anlamında toplum. İyi abi. Bana iyi oldu. İyi abi. Kime göre? Bir dakika. Bir dakika oğlum. Kime göre? Ben iyi gördüyorsam sen yatıyorsan kötü. Aynen. Sen bugün saat 5'te kalktın bir şey gelmişim. Sen anlatıyorsun abi. Ya sen ben ne yapayım seni? Ben eğer makarna alıyorsam, ben patates soğan alıyorsam, ben çay alıyorsam benim ekonomim iyi. Ben almıyorsam benim ekonomim kötü. Ne göre ya? İyi dediğin şey. Bir dakika. Bak tane tane tamam, gidelim. Ha? İyi dedin. Ben vallahi, diyorum ki sana iyi gördüğün şeyleri bir söyleyebilir misin? Valla ben kimseye muhtaç değilim. Abi. Aslanlar bak, gibi. Bir dakika ya. Kişisel. Aslan. Kişisel. Ya. Burada. Belki o tarafın tamam, kişiseli iyidir. Tamam, belki buranın kötü. Tamam. Genel manada bak. Tamam. Bir dakika. Genel olarak ben konuşalım. Çalışırken o adam yatırsa evet, kötüdür. Genel olarak konuşalım. Ama çünkü niye biliyor musun? Benzin zamlarından memnun musun? Benim arabam var kullanmıyorum. Çeriz miyim? Biliyorum 3 lira veriyorum gidiyorum. 5 lira veriyorum. Çeriz miyim dedin ama ben niye aldın abi arabayı? Ben kullanmayacağın arabayı niye aldın ki? Benim arabam ya. Bir dakika. Adam ya. Benim arabam Manavgat'ta. Ben getirmedim buraya. Marmara'ya biniyorum. İstediğim bir yere gidiyorum. Niye Manavgat'tan getirdin? Çünkü ben iş için oraya gidip geliyorum. İşim elektrik oldu. Faturalarından memnun musun? Evet. Memnun musun? Evet. Doğalgaz faturalarından memnun musun? Evet. Peki buradaki fiyat artışlarından memnun musun? Bak abi şuraya. Dinle ben temel gıdadaki olsun her şey memnun musun abi? Evet. Abi, peki teşekkür ederim. Bir dakika tamam, bir dakika. Tamam. Memnunsan bir şey diyemem. Allah için bir dakika abi. Bir dakika. Sizi sular işte dolar olarak baba, mı akıyor? Baba unutma insanlar hak ettiği gibi yaşarlar. Bence de haklısın abi. Dinle. Ekonomi düzelir. Kötü mü? Bir şey söyleyeceğim. Allah şahit 30 yıl. Bir dakika. Bir dakika ya. Aynen doğru söylüyor. Bir dakika canım. Bak bir dakika. Zamlardan memnun musun abi? Memnunuz abi. Yapacak neden memnun? İşimiz var mı ya? Söyleyin bana ya. Nasıl yapacakmışsın? Ya hangi memleketin? Niye abi zamlardan? Bunu sor. Peki ne yapacağız söyleyin. Abi zamlar niye oldu? Bunu niye tartışıyoruz? Kime vereceğiz? Kime vereceğiz ya? Söyleyin de. Ne yapacağız söyleyin. Neyi kime ver? Kim düzeltecek bu işi? Abi Allah akıl vermiş beyin vermiş. Burada da. Salak mı bunlar? Hayır. Burada da sana kime vereceğiz diyorsun ya. Evet. Senin bileceğin iş oldu. Kimse karışamaz. Ya biz memnunuz abi. Sana kimse karışamaz. Çok şükür. Tamam. Ben biliyorum. Abi bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. 30 yıl annemin babamın elini öpmedim. Niye biliyor musun? Niye abi? Sabah gittim 6'da gece 12'de geldim. Sabah gittim 6'da gece 12'de geldim. Eşek gibi çalıştım. Bu bir dakika bu ellerim var ya bak bu ellerim. Ellerim sır sır sızılıyordu. Yarılmıştı. Ellerimi böyle yapıyordum. Aha böyle. Abi sen öyle anladın mı? Çalıştım kardeşim. Tamam abi. Ben Yozgat'tan geldim. Buraya çalışmaya geldim ben Yozgat'tan. Düşün. Eğer Yozgat'ta fabrika olsa ben buraya gelmezdim. Dönelim. Sen gaz sattırılı buradasın görevini yapıyorsun. Biz önce 40 yıldırlı doğuda insanlar ölüyor. Dinle. Buradaki hiç umurumda da gidiyor. Saçmalıyorsun abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Müsaadeni istiyorum. Diğer taraflara da sormak istiyorum.
Teşekkür ederim. Tamam da biz dinliyoruz. Buyur. İnsanlar hak ettiği gibi yaşarlarmış. Allah'a çok şükür. Ben 10 lira kazanıyorsam 4'ünü dağı diyorum. Verdikçe abi, Allah da sana verir. Allah da sana verir. İşte bu zihniyet, bu siyasetle dini karıştırma abi, zihniyeti buna mal oluyor. Abi. Derdimiz ekonomi abi. Ekonomi ve zamlar. Ne düşünüyorsun? Şimdi biz şu anda dava ne? Hükümet iyi mi kötü mü, değil mi? Hayır. Ekonomi bu iyi mi kötü mü? Sorarsan sana cevap vereceğim. Sırf ekonomi sorarsan cevap vermiyorum. Peki abi, o zaman ben sormuyorum öyle. Hükümet demiyorum, ekonomi diyorum. Ben yaptığı güzellikleri de anlatacağım çünkü. Çünkü değil mi? Abi zaten iyisine iyi, kötüsüne kötü demeyi bilmemiz lazım. Bu kesinlikle. Hükümet geldikten sonra hastane bedava, okul bedava, kitaplar bedava. Efendim, abi, yalan mı? Bedava tabii. Bak, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Okuyan gençler, bir dakika tane tane gidelim. Dedin ki okul bedava. Tamam. Okuyan gençler burada, soralım mı? Benim çocuklarım okuyor, sorma gerek yok. Niye abi? Benim 4 çocuğum okuyor bedava ya. Ne soruyorsun? Dayı, ben sen... Kaçıyor abi, hepsi böyle kaçıyor sonra. Bak, bir laf söyle kaçıyor hemen. Bedava adam oldu. Üniversite oldu. İş yok ya. Neyden bahsediyorsun? Evet. Abi hepsi böyle bir tane laf söylüyor sonra kaçıp gidiyor.